Adana Gülek Boğazı'ndan hepinize selamlar, saygılar. Buyurun. Kimle görüşüyoruz? Hocam ben Murat Boz. Sen diş eti çekirmem için aramıştım. Şu an diş eti çekilmesi için çalışmıyoruz. İşitme problemleri, görme ve iskelet için çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Tamam. Hocam kuzenimin işitme problemi var 5 yaşından beri beyin kökünden kaynaklı. Ona niyetlensem. Yani biz şu anda yanınızda olanın iyileşip iyileşmediğini yapacağız. Şöyle yapalım. Siz bizim canlı yayınlarımızı dinleyin, ona niyetlenin. Çünkü iyileşti desek bunu test edemeyeceğiz. Siz canlı yayına niyetlenin, o iyileşecek inşallah. İnşallah. Hocam diş etim çekilmesi için acaba. Onu da siz şu anda canlı yayınımız devam edecek ki onlara niyetlenin. O olacak çünkü onu Tamam. şu anda hemen yapamayız. Siz lütfen Tamam. niyetlenin. Selamlar, saygılar. Teşekkürler hocam. Uğurlar olsun. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız özellikle şu elimde tuttuğum telefonu arıyorlar. Elimde tuttuğum telefonu ararsanız nasıl Facebook canlı yayını yapacağız? Mesela sonu 98 olan bir numara. Lütfen benim şu telefonumu arama. Buyurunuz. Merhaba hocam. Merhaba, kiminle görüşüyoruz? Macide Ocakoğlu. Bugün benim kulak ameliyatımı yapmıştınız hocam dükkanda, iş yerimde. Merhaba. Merhaba, sizin kulağınızda delik vardı. 57 yaşındaydınız, doğru mu? Aynen, doğrudur hocam. Şu an evimdeyim. Kızımın bir problemi var. Onun için sizi arama ihtiyacı duydum ben. Ona da anlattım. O şimdi henüz vakıf bu olaya. Dersem acaba onunla görüşebilir Bir misiniz? Yani... saniye, bir saniye Macide Hanım. Tamam. Bazı şeyleri konuşalım. Tamam. Ben hatırlamıyorum, bizim videolarımızı, duyurularımızı paylaşıyor muydunuz? Tabii ki hocam. Tamam. Tabii ki. Peki, şimdi benim çok hassas olduğum konular var. Buyurun. Zerre kadar kızınızda böyle hafif bir ses tonunda şüphe duyarsam direkt kapatacağım, söyleyeyim. Bir de biz hiç kimseye şifaya vesile olmak zorunda değiliz. İkincisi, soğuk bakanları biz zaten elimizin tersiyle onları diyoruz ki bizden uzaklaşın. Tabii ki hocam, haklısınız. Kızınız, öncesinde konuşalım. Kızınızda ne var? Kızım benim 27 yaşında. Skolyoz ameliyatı oldu. Yeni genç kız olduğu dönemlerde. Yani bir 27. saniye, bir saniye. Skolyozu var, doğru mu? Evet, Tamam. doğrudur hocam. O kadar. Yani biz az Ameliyatını oldu ama henüz yine bir rahatsızlıkları var, problemleri var ameliyatı ile ilgili. Sizden bu konuda yardım istiyoruz. Şimdi görüntülü WhatsApp, neyse WhatsApp görüntülüsü arasanız araya telefon girdiğinde WhatsApp kesilir. Tamam. Kızınızı verin bakalım. Hoparlör açık olsun. Tamam, açık hoparlör şu an zaten. O da vakıf bu konuşmalara hocam. Teşekkür Konuşsun. ederim. Hocam merhabalar, Işıl ben. Merhaba Işıl. Hocam bugün annem aradı da böyle diye çok heyecanlandım ben de. Benim skolyoz ameliyatı geçirdim. Fakat hala hani istediğim hani bedenime ulaşamadım öyle söyleyeyim size. Hala esnekliğim yok, çok zorlanıyorum, sırtımda ağrılar var. Hani hala özgür değilim öyle söyleyeyim size. Tamam. Biz şimdi her öyle isteyene şifayı vesile olmuyoruz. Bir defa insanlar bize saygı duyacaklar. Bizden şifayı vesile olmamız için ricada bulunacaklar. Ondan sonra. Tabii ki hocam. Tamam. Senin yaklaşımın bu yönde. Aha, Peki tabii. annen anlatsın, şu anda düzelmeyen ne var? Efendim? Şu anda ameliyatla düzelmeyen, tam istediğin şekle gelmeyen ne var? Şöyle söyleyeyim hocam, yani mesela ayakkabımı bağlarken bile hani sırtımda bir acı oluyor. Vücudumu, sırtımı, omuriliğimi tam kıvıramıyorum. Hep bir bağlılık var vücudumda. sertlik var yani sırtımda. Esnekliği yok. Tamam. Esnekliğim yok, evet. Yani hep
tedirgin haldeyim. Çünkü hep bir içten bir tutum var. Hani özgür değil bedenim. Omuriliğimden dolayı. Tamam. Sesimler var. Bir de anneniz konuşsun. Tamam. Hocam merhaba. Şimdi Işıl'ın omuriliğinde platin çubukları var. Artı 20-21 tane de vidası var. Tamam. O zaman zaten kızınız ancak bu kadar esnek olabilir ki. Yani lütfen kusura bakmayın da kızınızı çalışmayacağım. Neden çalışmayacağım? Onun çünkü bedeninde protezler var, platinler var, vidalar var. Benim çalışmamla beden düzgün haline girer. O vidalar bu sefer rahatsızlık verir. O yüzden ben hiç çalışmayacağım. Bedeninde protezi olmayan insanla çalışacağım. Ay hay Allah. Yani Allah. Ben sizi korumak için diyorum. Hani anlatayım. Biliyorum. Zaten orada vidalar var. Onların esneyecek payı var. Her şeyi ona göre ayarlı. Siz evet, o zaman evet. Yani kesinlikle dileğin ben tamam tavrını beğendim. Çalışacaktım ama şimdi bir sürü vidalar var. Onlarla evet. Onlarla oynayamayız. Anlatabildim mi? Sıkıntı yaratır değil mi? O yüzden çalışmayacağız. Siz kulağınızla mutlu olun. Teşekkür ederim hocam. Olsun hocam, teşekkürler yine de, çok sağ oldu, olun. Oldu, güle güle, uğurlar olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Telefon numarasını şuraya yazayım. Biz telefonda bir arkadaşımızla çalışırken sizlerin de şifasına çalışmış olacağız. Telefon düştü. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Emine Özgürsen hocam. Bizim duyurularımızı paylaşıyor musunuz? Paylaşıyorum hocam. Ne zamandan beri ne kadar paylaştınız? Yeni takibe başladım. Görümcelerim sayesinde hocam. Kaç tane paylaştınız? Yani iki tane, evet iki tane. Ya benim sizinle çalışmak isteğim yok çünkü iki tanecik paylaşmışsınız. Gönülsüzsünüz. Ama hocam sizi daha yeni tanıyorum. Hani süreçte de takip etmek de istiyorum. Sözlü olarak arkadaşlarıma ifade ettim ama hani paylaşımda iki tane evet yeni paylaştım. Tamam, bizi bir tanıma sürecindesiniz. Bize karşı şüpheleriniz evet. Var. Şüpheleriniz bir geçsin. Şüphe olarak neydi hocam? O konuda eminim. Öyle bir şüpheye uyanmıyorum da. Çalıştığım için çok gündüzleri takip edemiyorum. Akşamları da çocuktan dolayı takip edemedim. Tamam. Uzun süredir takip ediyoruz. Şey yapıyoruz, işare ediyoruz sürekli. Onlardan bilgi de alıyorum. Yani ben bizim videolarımız daha fazla paylaşanlara fayda sağlamak istiyorum. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Anladım. Tamam. İyi akşamlar hocam. Arkadaşlar, eğer bir şey yapıyorsak onun bir değeri olmalı. Alo. Alo. Buyurunuz. İyi akşamlar Refik Hocam. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Fatma Günaslan. Fatma Hanım. Şifanıza ihtiyacım var inşallah. Bir saniye. Bir saniye. Şifayı veren Yüce Rabbim Allah. Tabii. Biz sadece vesileyiz. Sizden sadece vesile olmanızı şimdi biz, tamam biz de bakacağız. Bizi ne zamandır takip ediyorsunuz? Ne kadar paylaşımda bulundunuz? Ben uzun zamandır takip ediyorum ama ben sosyal medya çok kullanmıyorum. Abime siz göz çalışması yapmıştınız Sıtkı Kır. Onun kardeşim ben de. Kızımın sayfasından sizi takip edebiliyorum. O şekilde. Yani hiç paylaşmadınız. Kusura bakmayın. Size çalışmak istemiyorum. Yani şöyle, bizi ancak belki izleyin, dinleyin, bize bizim için parmağınızı kımıldatmamışsınız. Çok özür dilerim, kusura bakmayınız. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Teşekkür ederim.
bizim videolarımızı, duyurularımızı paylaşan arkadaşlarımıza biz yardımcı olmak istiyoruz. Bu duruma düşmemek için paylaşın. Alo. Alo. Bu niye geldi böyle? Tekrar oldu. Oh. Alo. Evet, siz mi? Buyurun, kiminle görüşüyoruz? Ben efendim Kuşadası'ndan arıyorum. Tamam. Bizim videolarımızı... Videolarınızı paylaşıyorum. Ne zamandır? Kaç, yaklaşık kaç video paylaştınız? 3 tane falan sanıyorum. Ne zamandan beri izliyorsunuz? İzlemem uzun zamandır. Hatta sizin eski öğrencileriniz uygulama bile yaptılar. Ya, uzun zamandır izliyorsunuz, 3 video paylaşmışsınız ve şimdi ben size çalışmak istemiyorum. Tamam. Biz uzun zamandır izleyen ve videolarımızda paylaşan insan istiyoruz. Alo. 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 Yanlışlıkla düşürdü. Şimdi telefonumuzu arar arkadaşlar, onları çalışalım. Alo. Alo. Buyurunuz. Rekip hocam, merhaba. Merhaba. Ben Mahfile Uğral, İzmir'den arıyorum. Buyurunuz. Bizim ne kadar zamandır izliyorsunuz, videolarımızı, vallahi duyurularımızı paylaşıyor musunuz? Sayfamı izliyorum. Hatta bugün kardeşimin sol kulağını falandır. Bir saniye, anlayamıyorum. Bir saniye, anlayamıyorum. Bizi ne kadar zamandır izliyorsunuz? Bir ay olmuştur. Sizi izlemeye başladığım günden beri bütün her paylaşımlarınızı paylaşıyorum, takip ediyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Söyleyin, adınız nedir? İzmir'den arıyorsunuz. Mahfule Uğral, İzmir'den arıyorum. Benim de sol kulağımda kardeşim gibi problemim var. Kardeşinizin adı ne? Macide Ocakoğlu. Bugün sizinle görüşmüş ve beni aradı. Abla, kulağıma şifalandırdım diye. Sizin kulağınızda ne var? İşitme kaybı var. Zarımda delik var. Ameliyat olmam gerekiyordu. Olmadım. Korkuyorum çünkü. Hemen şunu söyleyelim. Sol kulağımda. Tamam. Hemen şunu söyleyelim. Biz şifaya vesileyiz. Şifayı veren Allah. Şifayı veren Allah. Biz sadece kullar, vesileyiz. Tabii. Hangi kulağınızda işitme kaybı var? Sol kulağım. Delik olan sol, doğru mu? Evet, sol kulağım. Neden? İkinizde de var, iki kardeşte. Vallahi bu annemde de vardı, kız kardeşimde de var, bende de var. Kız kardeşiniz de vardı. Bugün evet, yok oldu. Evet, vardı. Şu anda yok. Sayenizde. Peki, şimdi evde kim var sizden başka? Vallahi ablam var, yeğenim var. Oturuyoruz hep beraber. Yani kulağın şifasına vesile olduğumuz ablanız mı var? Hayır, o benim küçüğüm kardeşim. O İzmir'de. Ben şu anda yazlıktayım, Mordoğan'da. Tamam. Şu anda sol kulağınızı önce test edeceğiz. Delik mi değil mi diye. Tamam. Sol kulağınızın testini de şöyle yapacağız. Evde bulunanlardan birisi, mesela ablanız. Hı hı. Şöyle su döksün kulağınıza, sol kulağınıza. Eğer delikse su genzinize, hı hı, boğazınıza kaçacak ve yakacak. Evet. Sonra evet, biz böylece onun delik olduğundan emin olacağız. Hı-hı. Hadi. Yapıyoruz şu anda. Evet, geliyor genzime doğru. Zaten denize girerken de tıpayla giriyorum. Evet, genzime geldi. Hı.
Yani şu anda genzinden suyun geldiğini hissediyorum. Yanması lazım genzinize geldiyse. Evet, böyle bir tuhaflık var. Bir acı gibi, bir sızı gibi bir şey var. Biraz daha döksün. Biraz daha dökelim. Tamam. Evet hocam. Hı. Durum nedir? Yanıyor. Tamam, yeterli. Yaklaşık kaç damla döktü? Vallahi epeyce bir döktük. 5-6 damladan fazla. Tamam, şimdi kulağınızdan suyu çıkarmaya, kulağınızdaki suyu kurutmaya çalışın. Tamam. Bir dakika lütfen. Tamam, kuruttum. İçinde hiçbir şey kalmasın. Tamam. Çünkü birazdan kulak zarı yapacağız. İçeride su kalmasın. Su olması lazım. Bir de sizin işitme kaybınız var mı kulak delikliğinden dolayı? Evet. O kulağımı kullanamıyorum. Hiç telefon konusunda konuşamıyorum. Peki bir saniye. Sağ kulağınızı birazdan kapatın. Ben size sayılar söyleyeceğim. Bakalım duyabiliyor musunuz? Şimdi test sağ edeceğim. Sağ kulağımı kapatayım. Evet. Size söylediklerimi evet. Tekrarlayın. 9 15 15 6 Duymadım hocam. 5 8 5, 14 14 22 22 duyuyorum ama çok derinden geliyor. Olsun. Daha devam edelim. Kulağınız hala kapalı olsun. 2 tamam. 2 2 1 6 6 Tamam, şu anda bile işitmeniz düzelmiş. Hadi. Kulak zarınızı yapacağım ve az sonra %100 duyacaksınız. Kapatın gözünüzü. Kapatıyorum. 3'e kadar sayın. Duydunuz mu beni? Duydum. 3'e kadar sayın, ben duyabileyim. 1 2 3 Bekleyin öyle. Bekleyin. Açın gözünüzü. Evet hocam. Öylece durun. Peki kulağınızda bir şey hissediyor musunuz? Evet, bir yanma hissediyorum. Sıcaklık hissediyorum. Tamam. Şimdi tekrar deneyeceğiz, su dökeceğiz. Artık su kaçmayacak çünkü orada şifalanma gerçekleşti. Kim suyu döktü demin? Ablam. Yine döküyoruz hocam. Bir dakika bekleyin. Bekliyoruz. Kulak zarınızı şimdi sertleştiriyorum. Soğutuyorum orayı. Kulak zarınız evet oluştu. Biraz sertleşsin. Ya, olması gereken kıvama gelsin. Tamam. Olması gereken kıvama geldi. Şimdi su dökün. Dökelim mi? Dökün. Tamam. Şu anda gelen bir şey yok ve geri gidecek sular. Acele etmeyin. Deminkinin 10 katı dökün. Demin döktüğünüzün 10 katı dökün. Daha fazla su dök, tamam. Hatta elbiseleriniz ıslanacak kadar yok, dökün. Yok, dışarıdan üstü bakıyor hocam. Yok, hayır, gelmiyor. Boynumdan üzerime akıyor. Ah, tamam. Şimdi avucunuza dökün kulağınızda kalanları. Tamam. Çıkarıyorum. Hı-hı. Evet. Hepsi bu kadar. Ve şimdi... Evet. Daha önce siz sol kulağınızla telefonda konuşur muydunuz? Hiç konuşmuyordum. Şu anda benimle sol kulakta mı konuşuyorsunuz? Evet. Hepsi bu kadar ve şimdi
sağ kulağınızı kapatın, evdekiler sizinle konuşsun. Test etsinler, tamam. Hadi. Tamam, benimle konuşuyor musunuz? Duyabiliyor musun bizi? Duyuyorum Yasemin. 5. 18. Daha düşük sesle konuşun. Efendim? Söyleyen kişi sesini düşürerek söylesin. Duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Bir saniye. Benim elimde bir hedefi var. Bir saniye. Bir yaralarım var. Bir saniye. Bekliyorum. Bizim videolarımızı ve duyurularımızı paylaşmanın önemini çok iyi biliyorum. Anlatın. Herkese ulaşmasını çok istiyorum. Herkesin faydalanması lazım. Herkesin öğrenmesi lazım. Bunun için de sürekli paylaşıyorum. Şunu söyleyin. Bizi şu an izleyenlere söyleyin. Onlara bunun önemini anlatın. Ben yeteri kadar anlatamadım. İnanın ben yakınımdaki herkese anlatıyorum bunu. Herkese ama. Yakınım olsa. Yani Avusturya'dan gelenler bile var burada. Onlara bile anlattım. Hayır. Herkese. Hayır hayır. Başka bakın. Şu anda bizi dinleyen arkadaşlara şunun anlatın. Bu videoları paylaşırlarsa daha fazla insana daha çabuk ulaşırız. Ulaşacağız. O yüzden. Anlatıyorum ve onlar da hepsi sizi takibe aldılar ve paylaşıyorlar bugünden itibaren. Neyse söylediğim 6 kişiyiz şu anda. Herkes aynen devam ediyor. Tamam, söylediğimi anlamadınız, ben söyleyeyim. Şu anda bizi dinleyen herkese diyorum ki eğer videolarımızı paylaşırsanız başka insanlar da duyar. Onlar da ben sizinle telefonda konuşurken onlar da bundan faydalanır. Bu kadar. Tabii ki. Uğurlar evet, olsun, güle güle. Bu sedefimi nasıl halledeceğiz hocam? Kapatın gözünüzü. Kapatıyorum. 9'a kadar sayın. Sesli mi sessiz mi? Sesli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Açın gözünüzü. Açtım. Az önceki Sedef'i şimdikiyle karşılaştırın bakın. Parmağımda bir yara vardı, sanki kızarıp kapanmış gibi bakar. Ben baş parmağımı göstermiştim. Evet, kırmızı yarayı. Biraz daha yaram var ama açık. Var, biraz daha açık bir yaram var. Tamam, evet. Hepiniz kapatın gözünüzü. Hepimiz kapatın gözünüzü. Şu an sizinle çalışırken dünyanın neresinde olursa olsun şifalanmak üzere bize niyetlenen her dosta, tabii ki bizim paylaşımlarımızı paylaşmışsa, onlara şifaya vesile oluyorum. Paylaşımlarımızı yeteri kadar paylaşmayanlar ya da hiç paylaşmayanlar zahmete girmesinler. Gözlerini kapatmasınlar ve bir an önce de sayfamı terk etsinler. Hocam buradaki herkes söylediklerinizi yapan kişiler. Size demiyorum. Şu anda canlı yayındayız ya. Evet evet, diğerlerine söylüyorsunuz. Gözünüz kapalı. Hiçbir şey yapmayın. Ben çalışıyorum. Açın gözünüzü. Açtım. Şimdi bakın. Bakıyorum. Evet, rengi kızarıklığı biraz daha azaldı. Demin açık yara ağzı vardı, o ne durumda? O işte yarı yarıya hemen hemen azaldı. Rengi de hafifledi. Tamam. Bunun sürecini biliyorum ben. 30 dakika sonra sıfırlanacak. Sıfırlanacak. Evet, hadi size teşekkür ediyorum. Geçmiş Allah olsun. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Şeker hastalığına bir şey yapabiliyor muyuz diye soruyorlar buradan. Kim şeker hastası? Burada bir yakınım var, Sevinç Kılıç diye yanımda. Tamam, hepiniz gözlerinizi kapatın.
Dünyanın tamam. neresinde olursa olsun bütün dostlar, sizlerin şifasına şimdi vesile oluyoruz. Öylece bekleyin. Geçmiş olsun. Biz diğerlerinin geçtiğini hemen anladık. Bunun geçtiğini anlamak için doktora gitmesi lazım. Ya da test ölçümü yapması lazım. Kontrolü. Tamam. Hadi size uğurlar olsun. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Tiroide bir şey yapabiliyor muyuz? Başka bir sefer için soruyorum. Niye başka sefer? Şu an yok mu sizde? Hayır, burada yanımda ama sizin vaktinizi almamak için dedim. Peki onun tiroidi... Hocam bir sigarayı bıraktırabiliyor muyuz? Bir saniye. Şimdi böyle giderse 10 sene boyunca da biz sizinle lütfen çalışmaya devam edeceğiz o zaman. Bunun bir kararı olmalı. Tamam. Şimdi o arkadaşınızın tiroidine bakın bakalım. Nesi var? Tiroidinde ne var? Hashimoto'su var. Hashimoto. Ben şimdi, ben doktor değilim. Hashimoto evet. Ne? Yani şu anda ne var? Onu söyleyin. Anlayacağım. Hipotiroid. Doktor değiliz. Biz ne anlarız? Hani söyleyin, elinizi dokunduğunuzda elinize gelen bir kitle bir şey var mı? Nodüllerimiz var boğazda. Elinizle dokunduğunuzda elinize geliyor mu? Evet. Tamam, o kadar söyleyin. Bakın şu anda bizi dinleyen şehrimizin ilçelerinde var, köylerinde insanlarımız var, ben varım, anlamıyorum bu nedir? Elleyin boğazınıza, deyin ki büyüklükleri fındık kadar, ceviz kadar, neyse kaç tanesi şu an? Nohut kadar büyüklüğünde. Kaç tane olduğunu sayın şu an. 3 tane. Siz sayın, yanındakiler saysınlar. 1. Kaç kişi şu an kontrol ediyor? 2 kişi. Peki kontrol sonucu nedir, bize söyleyin. Ucu var. Yani biraz geliyor hocam. Büyüklükleri ne kadar? Nohut kadar mı? Yok, sanki deminki kadar değil. Tamam, çünkü şu an onlar da şifalanıyor. Kapatın gözünüzü, bari hemen yok edelim. Kapattınız mı? Evet, tamam. Üçünüz de kapatın. Kapattım. Açın gözünüzü. Kaç saniye geçti? Gözünüzü kapattığınız kaç saniye geçti? 5 saniye falan. Tamam, şimdi bakın. Yok mu? Yok. Evet. Hocam hepsi beraber yok oldu diyorlar. Tabii yok oldu çünkü ben yok ettim buradan. Yok olmasına vesile oldum. Hadi başka bir şey çıkarmayın artık. Tabii, bu kadar Allah yeter. Razı olsun. Hocam vaktiniz var mı başta? Hayır. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Hadi mucize ötemiz tamam. Sonsuz ol. Nur hayat ötemiz sonsuz. Kapatıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Paylaşmaya devam hocam. Güle güle. Arkadaşlar, sizler bu eğitimi alarak şifaya vesile olabilirsiniz. Olabilirsiniz değil, şifaya vesile olursunuz zaten direkt. Alo. Alo. Buyurun. Refik hocam, benim de skolyozum var. Geçen çalışma yapmıştınız. Canlı yayındasınız galiba. Hocam. Canlı yayındayız. Evet. Kimsiniz? Bizim ne zamandır izliyorsunuz? Ne kadar paylaşımımızı sayfanızda paylaştınız? Hocam bayramdan beri izliyorum. Kaç tane paylaştınız? Yani 20'nin üstünde paylaşım olmuştur. Tamam. Biz sizinle çalıştık mı daha önce skolyozunuza? Daha önce çalışmadık hocam. Ben mesaj atmıştım. Size dua etmiştiniz. Ne yazmıştınız? Yani ben günde 200 kadar mesaj aldığımdan, hatta 200'den fazla mesaj aldığımdan dolayı
Tamam. Kimden Skolyozum var hocam. Kalça çıkıklığım var. Bir de bacağımda kısalık var. Ayak şekil bozukluğum var. bir daha söyleyin. Skolyoz, kalça çıkıklığı, sağ ayakta kısalık ve sağ ayakta şekil bozukluğu. Skolyozunuz ne derece? Yani bu kısalıktan dolayı kaynaklı hocam. Derecesini bilmiyorum ama bayağı şekil bozukluğu var. Nerede? Kaşın. Küre kemiklerin arasında mı, bel bölgesinde mi, nerede şekil bozuk? Sol omuriliğim sol tarafa doğru kayıyor hocam benim. Hani kısalık olduğu için. Bir saniye. Sizin omurileriniz küre kemiklerin olduğu yerden mi sola kaydı, bel çukurunuzun olduğu yerden mi, yoksa bel çukurunuzun altındaki yerden mi sola Bel kaydı? kemiğimin altından hocam. Bel kemiği demeyin, bel çukuru mu diyorsunuz? Evet. Kim var Yani evde şu an ona bakacak olan? kardeşim var. Tamam, bir bakın. Söylesinler onlar da. Sırtın tam ortasından. Sırtın ortası kürek kemiklerinin olduğu yer demek. Siz bel çukurunun altı dediniz. Yok hocam. Kürek kemiğinin altı dedim. Tamam, o zaman yeniden söylesinler. Kürek kemiklerinin altında sola doğru mu? Altı. Evet, kürek kemiğinin altında sola doğru. Ne kadar kayma var söylesinler. Parantez şeklinde diyor hocam. Yani şimdi ben eğer burada sizin şifanıza vesile olacaksam, beni burada sinir edecekseniz olmaz. Ben bir şey soruyorum, cevap gelmiyor. Öyle böyle. Kaç parmak, kaç santim insan bunu söyler. Daha skolyozdan bahsedeceğiz. Daha ayak kaç santim kısa, ona bakacağız. Kalçadan bakacağız. Ben her şeyi böyle tek tek sorarsam o zaman 3 saatimizi size harcayacağız. Söylesinler bakın, ya iyi dinlesinler. Beş Siz parmak eğrilik var diyor hocam. 5 parmak eğrilik yanlış ölçmüştür. Çünkü 5 parmaksa siz tamamen sağa doğru böyle. Eğik yürüyorum hocam, evet. Tam bir ölçüm alsınlar lütfen. Tamam hocam. Yani eğer gerçekten konuşmalarınızdan, açıklamalarınızdan memnun kalmazsam kapatmak zorundayım. Başka arkadaşlarla devam edeceğim. Açık açık Tamam. söyleyin. Tamam. Tamam hocam. Bir santim diyor hocam. Nasıl uçtu? Ha, 11 santim aşağıya doğru eğer. Tamam, neyse. Tam oradan bir şey anlayamayacağız. Önemli değil. Siz şu anda 5 tane parmağınızı koyduğunuz zaman o kadar eğrilik mi olmuş? Evet. Ve siz o zaman çok berbat durumdasınız. Öyleyim zaten hocam. Peki lütfen yere uzanın. Sizin iki ayağınızı 12 santim hocam kısalım. 12 santim. Evet. Tamam, işte doğru ölçmüşler. 11 santim omurgadaki eğrilik 12 santimlik de ayak kısalarına sebep olmuş. O zaman arkadaşların omurganızda ölçtüğü şey 12 santimlik. Bir uzanın yere. Evet. Tamam. Ölçsünler. Ölçtüler mi? Bir saniye. Şimdi temelde bir hata yapıyorsunuz. İki ayağın topuğunu ölçün. Bir topuk öbüründen kaç santim kısa? İki topuğu ölçün. Topuklardan biri kısadır, biri uzundur. Aradaki 10 santim topukları. ölçtünüz mü onu? Evet, 10 santim. Lütfen şimdi fotoğrafını çekin. Çektim. Bir sürü çekin. Ne taraftan çektiniz?
Yandan çektim, üstten çektim, diğer yandan çektim. Evet, bir 10 tane kadar çekin, anlaşılır olsun. Çektim hocam. Ve lütfen şu anda vereceğim telefon numarasına gönderin. Şimdi 0 yazın. Bir saniye hocam. 0 505 505 923 923 33 33 58 58 bu telefonu şu anda gönderin bunları. Tamam hocam, bir saniye. Ben bunları... Lütfen hattan ayrılmayınız. Please stay on the line. Lütfen hattan ayrılmayınız. Please. Bir saniye hocam, yanlışlık oldu. Tamam. Yani şunu söyleyeyim de, ben bunları Facebook'ta kullanacağım. Tamam hocam, bir saniye, atıyorum hepsini. Öncesini ve sonrasını Facebook'ta kullanacağım için bunu gönderiyorsunuz. Tamam mı? Gönderdim. Peki bir gelsin bakayım. Bazı arkadaşlar da benim kendi telefonumu arıyorlar. Benim kendi telefonumu aramayın. Orada mısınız? Alo. Alo. Alo, orada mısınız? Duyuyor musunuz beni? Anlaşılan cevap vermeyeceksiniz. Orada mısınız? Neyse. Ekran başındaki arkadaşlar. Beni duyuyor musunuz? İçimde falan değil, değil mi? Efendim? Eğer duyuyorsanız cevap verin, yoksa kapatacağım telefonu. Allah'ım yarabbim. Hadi konuşun. Alo. Siz nereye gittiniz? Neyse, bu arkadaşlar herhalde kayıpları karıştı. Biz yine de onların şifasına vesile olalım, hem de sizlerin şifasına vesile olalım. Alo. Beni duyuyor musunuz? Şöyle bir şey, insanlarla konuşmaya gerek yok. İnsanlarla konuşmadan da onların şifasına vesile olunabilir. Şu anda bu iletişimsizlikte onları çalışacağım. Ve bir de başka arkadaşlar niye arıyorlar ki? Görüyorsunuz. Şu anda bir arama var. Alo. Bu telefon benim değil, iPhone. Bu nasıl reddedilir bilmiyorum. Beni duyuyor musunuz siz? Ben sizi duyuyorum. Alo. Buradayız hocam. Peki durum nedir?
Ne yapıyorsunuz? Şu an uzandı, bekliyor. Tamam, ayağa kalksın. Ayağa kalksın. Ayağa kalksın. Kalktım. Fotoğrafları gönderdiniz mi bana? Evet, gönderdim. Tamam, öyle durun. Tamam, duruyor. Kaç kişisiniz evde? Şu an 3 kişiyiz ama aynı odada 2 kişiyiz. Tamam. Skolyozu olan arkadaşın adı ne? Ayşe. Ayşe Hanım? Ayşe Hanım? Efendim? Hazır mısın? Evet. Tamam, şu an bedenin düzelmeye başlıyor. Ve kısa olan ayağınız hangisiydi? Sağ. Sağ, kısa. O da şu an uzamaya, eşlenmeye başlıyor. Şu an bedeninizde bir şey hissediyor musunuz Ayşe Hanım? Yok. Böyle yanma gibi, ısınma gibi bir şey hissediyorum. Tamam. Demin ayağın 10 santim kısa olduğunu neyle ölçtünüz? Mezurayla ölçtük hocam. Ayşe Hanım, peki şu an bedeniniz nasıl? Nasıl hocam? Yani biraz dikleşmeye başladınız mı? Sanki. Şu an kaç dakika oldu? Arayalı 12 dakika oldu. Arayalı 12 dakika. Ayağa kalkın dediğimde andan itibaren başladık ve bir dakika oldu. Şu anda Ayşe Hanım'ın sırtına bakın. Demin 11 santim 5 parmaktı yani. Şimdi durum nedir? Bir saniye hocam. 10 santim. Yani kısalma, düzelme var mı? 1 santim düzelme var. Daha önce 5 parmağınızı koyuyordunuz. Şimdi daha bakıyorum, küçüldü. 4,5 parmak gibi hocam. Tamam, hala devam ediyor. Çalışmamız devam ediyor. Şu an ne, şu an nedir durum? Ayşe Hanım, ne hissediyorsunuz? Tamam. Ve bakın bakalım şimdi durum nedir? Sola doğru kayıktı. 11 santim kayıktı. Şimdi ve 5 parmaktı. Şu an kaç parmak? 4 parmak. Hadi bakalım. Daha da uzatacağız. Düzelteceğiz. Aynı zamanda boyu da uzuyor Ayşe Hanım'ın. Ve şu anda ekran başında bizi dinleyen, bizi izleyen, şifasına vesile olmamızı isteyen herkes, sizlerin şifasına vesile oluyoruz.
İkinizin de gözleri kapalı olsun. Şu an çok güzel şifa gerçekleşti. Yaklaşık 4. dakikadayız sizin belinize çalıştığımızdan itibaren. Şu anda açın gözlerinizi ve Ayşe Hanım'ın sırtına bakın. 5 parmaktan kaç parmağı indi şu an? Tamam. Şimdi bu 4 parmak hala devam ediyoruz bakalım. İkinizin de gözleri tekrar kapalı olsun. Ve Ayşe Hanım biraz yürüyün. Gözünüzü açın, yürüyün biraz. İkiniz de açın gözünüzü. Yürüdünüz mü Ayşe Hanım? Hı? Yürüdüm. Tamam. Şu an bir uzansın yere. Bakın bakalım. Demin 10 santimdi kısalık topukları. Şimdi bir ölçün bakalım. Yere uzansın. Deminki gibi ölçün. Bakalım şu an kaç santim fark var. Anlamadım. 8 santim. Demin 10 santimdi. 2 santim uzadı. Doğru mu? Evet hocam. Bu da belinde 2 santimlik düzelme demek. Öyle evet. Yerde kalsın. Ve hatta yüzü koyun uzansın, sırtı görünsün, sırtını siz görün. Tamam hocam. Ve gözleriniz kapalı. Ve siz yine gözünüzü açın. Şimdi ölçün ayağı. Şimdi kaç santim? Duymadım. 7 santim. Ayak 10 santim kısaydı sağ ayak. Şimdi 3 santim uzadı, 7 santime düştü. Doğru mu? Evet. Tamam. Ve aynı zamanda onun sırtına bakın bakalım. Sırtı da daha önce 11 santimdi. 5 parmaktı. Şimdi ne kadar? Parmak. 11 santimdi, doğru mu? Evet. Tamam.
Şimdi çalışma daha devam ediyor. Skolyoz ameliyatı gerçekleşiyor. Ayşe Hanım, hiçbir şey hissediyor musunuz? Sanki hocam tansiyonum düşer de böyle halsiz kalırsın ya, o şekilde hissediyorum. Yani şu an skolyoz ameliyatı oluyorsunuz ve hiçbir ağrı hissetmiyorsunuz, doğru mu? Yani söylemeye çalıştığınız şey tamamen huzur bulduğunuz, rahatladığınız mı? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet. Dinginleştiniz, huzur buldunuz. Evet. Kemiklerinizde bir enerji dolaşımı hissettiniz mi, etmediniz mi? Bir rahatlama hissettim hocam. Ağrılarım vardı. Şu an rahatım. Tamam. Hala durun. Şu anda ikinizin de 300'e kadar saymasını istiyorum. Sesli sayın ve şu anda ekran başındaki dostlar sizlerdi. Sizler de 300'e kadar sayınız. 1, 2, aynı anda sayın. 'le beraber Siverek'ten Miray da şifalanıyor. Arzu Sizgen de şifalanıyor. Ve diğer şu an isimlerini içimden geçirdiğim başka arkadaşlarımız da şifalanıyor iskeletleriyle alakalı. Devam edin 61. Tamam. 130'da durun. Açın gözünüzü. Diğer arkadaşlar sizler gözünüzü açmayın. Devam edin. Peki 130. Ölçün şimdi. Ayağı ölçün. 10 santim kısaydı normalde. Ve 10 dakikada bakalım ayak şu an ne durumda? Demin 7 santime kadar fark inmişti. Şimdi kaç santime indi? Sırtına bakın. Sırtı nasıl? 5 parmaktı daha önce. Şu an kaç parmak? Hala 4 parmak hocam. 8 santim. Tamam. Hadi bakalım. 130'dan sayın 300'e kadar.
anda ekran başındaki bütün dostlar, sizler de şifalanıyorsunuz ve devam edin siz saymanıza. 299. Bekleyin, gözünüzü açmayın. Şimdi açın. Ve bakın bakayım. Ayağı ölçün. İki ayak arasındaki farkı ölçün. Santim. Evet. 10 santimden 7'ye indi. Sırtına da bakın. Dokuz. Daha önce 11 santimdi. Evet. 9 santime indi fark. Ve sizin 5 parmağınız kadar genişti. Şimdi 4 parmağınız kadar mı geniş? Tamam. Şimdi şöyle bir çalışma yapacağız. Oraya enerji koydum. Enerji vesile oldum. O sabaha kadar kendisini tamamlayacak. İnşallah. Sabah tamamen düzelecek. Siz bu videonun altına, bu canlı yayının altına sabah lütfen hem son durumu yazın hem de fotoğraf çekin. Ayaklar eşitlenecek. Ayakların eşitlenmiş halini gönderin yarın. Ben şu an bana gönderdiğiniz 10 santimlik ayak farkını koruyacağım. Yarın iki fotoğrafı karşılaştıracağım. Haydi. Mucize ötemiz sonsuz geçen haftaydı. Nur hayat ötemiz sonsuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Güle güle. Arkadaşlar şimdilik yeterli. Saat 8'de başladık. 9.30 saat. Canlı yayınımızı kapatıyoruz. Eğer dünyada bunları yapabilen insanlar artsın istiyorsanız, onlardan biri siz olmak istiyorsanız eğitimlerimize gelin. Vallahi iki günde bunu öğreniyorsunuz. Hem de hemen uyguluyorsunuz. Eğitimlerimize katılmak için asistanımın telefon numarası 0507 192 0620. 0 507 192 0620. Şu andan itibaren online eğitim alabilirsiniz tam 2 yıl boyunca. 13-14 Temmuz'da Manisa Spildan'da eğitimimiz var. 16-17 Temmuz'da yine Manisa Spildan'da eğitimimiz var.
16-17 Temmuz'dakine eğitmenlerimizi alacağız. Onları tekrar yapacağız. İlk defa katılacak olanlar 13-14 Temmuz'da katılacak. İstanbul Üsküdar'da Voley Otel'de 20-21 Temmuz'da eğitimimiz var. 23-24 Temmuz'da da Ankara'da var. 27 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar 6 günlük Mısır piramitleri eğitimimiz var. Bu eğitimlerin kökeninin, kadim bilgisinin, enerjilerinin nerelerden geldiğini oralarda hem anlatacağım hem de oraların bambaşka gücünü alacaksınız. Orada her hastalığın şifasını anında gerçekleştireceğiz. Bu gördüğünüz skolyozu bile saniyesinde orada düzelteceğiz. Onun enerjisi orada. 6 gün boyunca Gize piramitlerinde ve Luxor piramitlerinde olacağız. Gize piramitlerinde 3 gün, Luxor'da 3 gün olacağız. Uçaklarla belki bazılarınız İstanbul, belki bazılarınız Ankara, Antalya'dan, bazılarınız Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika'dan, bazılarınız İngiltere, Amerika'dan Kahire Havaalanı'na 27 Temmuz'da geleceksiniz. Sizlerin uçak biletlerini biz halledeceğiz. 6 günlük konaklamayı, bütün masraflarını hepsini biz karşılayacağız. Gize'de dünyanın en büyük piramidi var. Keops piramidi. Luxor'daki piramitlere geçeceğiz. Oradan tüm dünyaya mucize ötesi, nur hayat ötesi eğitimimizi sunacağız. Nur hayat ötesi eğitimimiz 2 yıldır dünyanın pek çok yerinde. Bu sefer de en gizemli, en güçlü haliyle de Mısır piramitlerinde olacak. 6 gün, bugüne kadar hiç 6 günlük bir eğitim yapmadık. Daha doğrusu 3 günlük bir eğitim bile yapmadık. Eğitimlere katılmak için 0507-192-0620 asistanım Emiş İspirin'i arayın. Ve bu arada Nimet İbiş Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum ve eşine teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bizim Mısır'a açılmamızı onlar sağladı. Tam bir yıldır Nimet İbiş Hanım bizim Mısır'daki eğitmenimiz. Kahire Üniversitesi rektörüyle de bizim eğitimimiz hakkında pek çok görüşmelerde bulundu. Hatta Kahire Üniversitesi'nde bizi konuk olarak alacaklar, üniversite rektörü. Bizim Mısır'daki elçimiz ve Mısır'a bunu götürmemizi sağlayan kişi Nimet İbiş. Nimet Hanım'a ve eşine selam söylüyorum. Biz bugüne kadar MÖS diyorduk. Nimet'in N'si ile M'yi değiştirdik. Bundan sonra NÖS diyoruz. N-Ö-S, NÖS. Nur hayat ötemiz sonsuz.